Covid-19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede 1, 2 ve 3 Mayıs günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu. Bu kapsamda 1 Mayıs İşçi Bayramı bugün kutlandı. 1 Mayıs yaşasın! 1 Mayıs! Atatürk Anıt önünde yapılan töreni Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Örgütü, Eğitim Sen Alanya Şubesi, Diske Bağlı Devrimci Turizm İşçileri Sendikası Alanya Şubesi, SES ve tüm emekli sen katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında az sayıda insanın katılımıyla gerçekleşen törende sosyal mesafeye önem verildi. Törene katılanlar 1977 yılı Mayıs'ında hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ günün anlam ve önemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ne yazık ki koronavirüsün gölgesi altında 1 Mayıs'ı coşkulu bir şekilde kutlayamadık. Ama gönüllerimizde ve her zaman yüreğimizde 1 Mayıs'lar ve özellikle de 1977 yılında katledilen işçi kardeşlerimizin anısını her zaman yaşatmaya ve bu mücadeleyi devam etmeye and içtik. Ve her 1 Mayıs'lar mutlaka kutlanılacak ama bu seneki koronavirüsten dolayı biraz tabii ki sönük geçti. Temsilci niteliğinde katıldık. Ben buradan özellikle Sağlık Emekçileri Sendikası'nı özellikle bu koronavirüsten dolayı vermiş oldukları mücadeleyi kutluyor. Onları tebrik ediyorum ve de sağlık emekçilerinden hayatını kaybeden, vefat eden doktorlarımız olsun, sağlık emekçilerimiz de Allah rahmet eylesin diyorum. Anıları devam edecek ve 1 Mayıs'larda mutlaka ve mutlaka anılacaktır. Ben de yaşasın 1 Mayıs diyorum. Alanya Eğitim Sen Şube Sekreteri Hüseyin Erdem 1 Mayıs'ın önemini aktardı. Emek ve bilim ile kurulacak yeni bir toplumsal düzen için yaşasın 1 Mayıs. Yaşasın işçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü. 1 Mayıs 2020'de dünyanın dört bir yanı, insanlığın ortak umutlarını ifade eden işçi sınıfının büyük meydanlarda olmasa da evlerinde, iş yerlerinde, belirli sembolik merkezlerde dünyanın bu düzenini değişmesi gerektiğine dair iradesine tanıklık edecek. Disk Alanya sorumlusu Ahmet Uzun da tek dünya tek 1 Mayıs diyerek konuşmasını sürdürdü. Alanya'da, ülkemizde ve dünyada sezon başlamadan yakalandığımız bu koronavirüs salgını nedeniyle iş yerlerimiz, oteller, restoranlar, kafeler, barlar, eğlence yerleri, saunalar, spor salonları, acentalar açılmadan kapandı. İşsiz ve ücretsiz kaldık. İşsizlik sigortası, sosyal yardım fonu, kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin ödeneği dendi. Hiçbirinden henüz faydalanamadık.